Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Eylül Cumartesi ABD Saratoga Hipodromu'nda Altılı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Güzel yarışlar var bugün. Son 3 yarışın 2 tanesi grup 1, son yarış grup 2, son yarışta grup 1 bir yarış. 3 tane grup yarış var. Altılı Ganyan'ın birinci ayağı 21.38'de başlıyor. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte bir şartlı koşu. Koşuda gördüğünüz gibi 8 isim yer alıyor. Birbirine denk isimler var arkadaşlar. O yüzden bu aya biraz fazla isimle geçeceğiz. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında ilk yer vereceğim isim Same Way Union Rex yavrusu Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Kariyerindeki 4 startında da tabelada yer bulmuş bir isim. 16 Mayıs'ta 1200 metre kum pistteki Churchill Downs Hipodromu'ndaki maiden koşusunu kazanmış. Bir sonrakinde de ikinci olmuş. Oldukça üst düzey koşular. Son iki tane koşusu. Birinde ikinci birisinde dördüncü olmuş bir isim. Kariyerindeki 4 startını da kum pistte koşmuş bir isim. Same Way. İkinci olarak yer vereceğim safkan Pope Choke, Jose Ortiz'de start alacak olan bir isim. O da nispeten üst grup koşularda yer almış. Bir önceki koşundaki maiden koşuyu 5 boydan fazla bir farkla kazanmış. 1400 metre kum pistte Belmont Park'ta 1:21:77 derecesiyle son startında da 2 boydan az bir farkla 3. olmuş. 74 bin dolarlık bir şartlı koşuda 1300 metre kum pistte bu hipodromda 9 Ağustos'ta. Bir sonra yer vereceğim isim Dylan Davis. Kariyerindeki son 4 startının 3'ünü kazanmış bir isim. 3'ü de kazandığı koşuların 1200 metre kum pistte çeşitli hipodromlarda. Son koşusunda da 74 bin dolarlık bir şartlı koşuda 4. olmuş bir isim. Popa Çok'un gerisinde az önceki 4 numaralı Popa Çok'un gerisinde dördüncü olmuş aynı koşuda. Bir sonra yer vereceğim isim Kendrick Carmoch'la start alacak olan Carrizo. Son startında yarım boy farkla ikinci oluyor. 1200 metre kum pisti bu hipodromda 16 Temmuz'da. Kendrick Carmoch'la start alacak olan Carrizo. Daha sonra 6 numaralı Don't Call Me Mary var. Rod Ortiz Jr.'la start alacak olan bir isim. Kariyerindeki 4 startının ikisini kazanmış, birinde de ikinci olmuş. Son kazandığı startı 1200 metre kum pistte 19 Haziran'da 4 boydan fazla bir farkla kazanmış. 1200 metre kum pistte 1:09:82 derecesiyle. Son olarak da burada arkadaşlar Luis Saez de start alacak olan, o da bir Union Rex yavrusu, Union Maiden. Kuponlarınıza eklemenizde fayda gördüğüm bir isim. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına bakacak olursak 7 numaralı Seymoui 4.5, Popaçak 5, Timely Tradition 6.5, Carrizo 7, Don't Call Me Mary 12, Union Maiden 12, Forever Change 19 ve Mary Ortinger 26 Ganyan'la yurt dışı bahis sıralaması gördüğünüz şekilde. Geldik günün ikinci ayağına, altılı dayanın ikinci ayağı. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir maiden koşu. Koşuda çoğu ilk kez start alacak olan 12 tane safkan var. Ön plana çıkan 3 isim var arkadaşlar. 7 numaralı Sifting Sands, Chad Brown antrenörsündeki ve Jose Ortiz ile start alacak olan 7 numaralı Sifting Sands. Kariyerinde ilk kez start alıyor. 645.273 dolara satın alınmış bir isim. Dubavi yavrusu. Daha sonra 9 numaralı Hidden Enemy var. İlk startında 1700 metre çim pistte bu hipodromda 8 Ağustos'ta bir boydan biraz fazla bir farkla 4. olan bir isim. Kariyerindeki ilk startında Galileo yavrusu Hidden Enemy, Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Daha sonra bu ayakta son olarak da Rod Ortiz Jr.'la start alacak olan ve kariyerindeki iki koşusunda tabelada yer bulmuş olan Restored Order var. Bu da 420 bin dolara satın alınmış olan bir Frosted yavrusu, bir isim Restored Order. Arkadaşlar koşu kuma alınırsa start alacak olan 12 numaralı
Tivanaku var. Joel Rosario ile start alacak olan ve Into Mischief yavrusu Demon var. Kariyerlerinde ilk kez start alacak olan isimler. Koşu kuma alınırsa bu isimleri de kuponlarınıza yazmanızda fayda var. Bu ayağın yurt dışı bahis oranları ekranda görüldüğü gibi Tivanaku koşu kuma alınırsa start alacak olan bir isim. 3 lira. Sifting Sands 7 numaralı 3.25. Hidden Enemy 9 numaralı 3.25. Demon da koşu kuma alınırsa start alacak olan bir isim de 3.50. Restore Order 4.5 sıralamasıyla yer alıyor. Diğer safkanların sıralaması gördüğünüz şekilde World Cruiser, Mohit, Fulco, Lees, American Diamond, Hardison ve River Redemption sıralamasıyla yurt dışı bahis oranlarının gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik günün üçüncü ayağına. Günün üçüncü ayağı da arkadaşlar 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuda 1 numaralı Click the Tat ve 13 numaralı Stan Hope Ecuri olmak üzere 13 isim start alıyor gördüğünüz gibi. Burada öne çıkan isim 2 numaralı Microsecond. Kariyerinde 4 kez start almış. Bu 4 startın 3'ünü Jose Ortiz ile start almış ve bugün de pardon aynı jokey ile start alıyor. Gittikçe gelişen bir performans sergilemiş ve son startında Saratoga'da 12 Ağustos'ta 1600 metre çim pistteki maiden koşuyu 1,5 boy farkla yine aynı jokey ile kazanmış bir isim. Microsecond yer verdiğim isim. Daha sonra 3 numaralı Good Old Boy var. Irad Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. O da son startını bir boy farkla Jose Ortiz ile kazanmış bir isim. 1.37.77 derecesiyle. Birazdan bu 2 ve 3 numaranın koşularını seyredeceğiz. Daha sonra 8 numaralı Point'im Out geliyor sıralamada. O da kariyerinde 3 kez start almış. Oldukça üst gruplarda start almış diyebiliriz. İkinci ve dördüncü olmuş son iki startında aynı jokeyle ve aynı jokeyle start alacak bugün de. Burada son olarak 13 numaralı Stan Hope var. Yalnız Stan Hope koşudan çıkan at olursa koşma şansı bulacak bir isim. Ecurisi Click the Tat var. Oldukça başarılı bir performans sergilemiş. Son 5 koşusunda 4 tane ikinciliği var. Son koşusundaki maiden koşuyu da Javier Castellano ile kazanmış bir isim. Luis Saez de start alacak. Click the Cut 1 numaralı. Ecurisi Stunt Hop. Eğer koşudan çıkan at olursa start alma şansı bulacak olan Stan Hope'la Ecuri bu isim. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına bakalım. Bahis oranları şu şekilde ekranda gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Good Old Boy 3 numaralı 3.5. Microsecond 4.5. Stand Off ve Accuracy Click Dikkat 4.5 ve 7.5. Point'em Out 8. Barley Wound 9. Check the Cat 9. Simply 11. The Sinner's You 13. Market Bubble 17. Jimmy Jazz 17. New Jersey John 34. Ve Kerry Boy 51 lira. Ganyan'la gördüğünüz şekilde yurt dışı bahis sıralamasındaki yerlerini almış. Bu koşu bir sonraki yarış hazırlığı dursun. Biz şimdi Microsecond'ın kazandığı koşu, son startındaki maiden koşu 1600 metre çim pistte bunu izleyelim. Microsecond 12 Ağustos'ta Saratoga Hipodromu'nda start alıyor arkadaşlar. 1600 metre bir maiden koşu. Jose Ortiz'in koşuda 11 numaralı kavun içi kepli formalı jokeyle start alan safkan şu an üçüncülükte giden isim. Microsecond'ın bu kariyerindeki dördüncü koşusu, diğer koşularında da iki tane ikinciliği, bir tane de üçüncülüğü var. Jose Ortiz'de start alacak olan bir isim Microsecond, Top Fletcher antrenesindeki bir isim. İzlediğimiz koşu 1600 metre çim pistte. Biraz ileri alabilirim, vaktiniz kaybolmasın diye.
Onun için kepli jokeyle start alan safkan mikrosekiz. Ve 1,5 gol farkla kazanıyor izlediğiniz gibi. Sırada aynı koşuda 3 numarayla start alacak olan Good Old Boy'un son kazandığı startı var. Onu izleyeceğiz. Good Old Boy arkadaşlar bu hipodromda 1600 metre çim pistte start alıyor. 6 Ağustos'ta 25.000 dolarlık Jose Ortiz'le start almış izlediğimiz koşuda. Bugün diğer Ortiz kardeşlerden Irat Ortiz Junior'la start alacak bir Freud yavrusu bu Old Boy. Ayakta ikinci yer verdiğim isim. 11 numaralı yeşil formalı jokeyle start alan Safkan şu an üçüncülükte giden isim. Dış kulvara doğru açıldı biraz. Şurada izlediğiniz isim. 11 numaralı Good Old Boy. Good Old Boy'da arkadaşlar son 5 startın 3'ünü kazanmış. Diğer ikisinde de 2. olmuş bir isim. Bu 1600 metre çim pistteki koşuyu da 1.37.77 derecesiyle normal zeminde kazanacak yaklaşık bir boy farkla. Arkadaşlar fırsattan istifade eğer yorumları beğeniyorsanız, kanala abone değilseniz ve videoyu izliyorsanız lütfen kanala abone olun. Teşekkür ederim eğer kanala abone olursanız. Is in gear on the extreme outside. Three quarters went in 1:12.3, and the field is in the stretch. Here's Good Old Boy. Here's Catch a Cab. Being stymied there just a bit. Pipes is on the outside. 11 numaralı yeşil formalı Good Old Boy koşuyu yaklaşık bir boy farkla kazanıyor. 1:37.77 derecesiyle. Geldik grup koşulara. Son üç ayak grup koşulardı. Yorumların başında da söylediğim gibi ilk grup koşu 4. ayaktaki 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistte Jim Dandy Stakes grup 2 koşusu. Koşuda 7 isim start alıyor gördüğünüz gibi. Burada ilk önereceğim isim arkadaşlar 6 numaralı Dr. Post Todd Pletcher antrenörlük bir isim. An itibariyle de %48 AGF oranına ulaşmış bir isim. 6 numaralı Dr. Post'un koşu performansına baktığımızda bu sene ilk startında 29 Mart'ta Maiden koşuyu kazanıyor. Bir boydan biraz fazla bir farkla John Velasquez'le. Daha sonra bir Black Type koşuda birinci oluyor. Daha sonra bir grup bir koşuda ikinci oluyor. Ve en son katıldığı grup bir koşuda da üçüncü olan bir isim. Yani koşu performansı oldukça başarılı bir isim. Son 3 koşusu o uzun mesafelerde 1700, 1800, 1800 kum pistlerdeki Black Type Grup 1, Grup 1 koşular. Dr. Post'un kazandığı Black Type koşuyu izleyeceğiz. Biraz sonra Gulfstream Park Hipodromu'ndaki 25 Nisan'da start aldı. Daha sonra burada arkadaşlar 1 numaralı Happy Saver geliyor. İkinci şans verdiğim isim Altılı Ganyan'ın 4. ayağında. O da kariyerinde 2 kez start almış. İlk startı 20 Haziran'da Belmont Park'ta 1400 metre kum pistte Maiden koşu 5,5 boy farkla kazanmış. 1:21.51 derecesiyle 1400 metre kum pistte. Daha sonra bu hipodromda 26 Temmuz'da start alıyor. 1800 metre kum pistte 74.000 dolarlık bir şartlı koşuda favori olduğu bir koşu. Irat Ortiz Junior'la start alıyor iki koşusunda. O startındaki son koşusunu da 4 boy farkla kazanan bir isim. Kariyerinde 2 kez start almış. Burada son olarak 7 numaralı Mystic Guide var. Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. O da kariyerinde 4 kez start almış ve son grup 3 koşusunda 3. olmuş bir isim. Jose Ortiz ile start alacak olan 7 numaralı Mystic Guide 4. ayakta şans verdiğim 3. isim olacak. Şimdi Dr. Post'un koşusunu izliyoruz. Dr. Post
Arkadaşlar Black Type koşuyor. Kalkalıyor 25 Nisan'da. Bir tane bugünkü jokeri de kalkalıyor izlediğimiz koşuda. Yoksa post numaralı jokeyle start alan isim, malı jokeyle start alan şu an dışarıda izlediğiniz isim. Oldukça güzel bir yarış koşuyor. Biraz bekleme kursu yapar gibi yapıyor. Grubun arkasında yer alıyor. Bu Black Type koşuyor. Kariyerindeki 3. startını kazanıyor arkadaşlar. Derecesiyle kazanacak. Around the far turn with Soros and Americanus, the top duo. Dropping back is Relentless Dancer, far outside attachment rate. They're really doing a number on Dr. Post. He's got very little room to work down at the inside of Necker Island as they make their way to the top of the stretch. First finish line in use here, 1:10.3 for three quarters. Soros, Americanus, they battle away. Irad still trying to get Dr. Post to respond to urging. Saez all over him with attachment rate, top of the lane. On the far outside. Burada hafif bir faal yiyor gibi oluyor ama aradan çıkmayı başarıyor. Ve koşuyu 1.5 boy farkla kazanıyor. 7 derecesiyle. Bu ayağın yurt dışı bayı sıralaması da gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Dr. Post 1.91, Happy Saber 4.5, Mystic Guide 6.5. Diğer isimlerde gördüğünüz gibi Jesus Team 13, Celtic Striker 26, Live Your Best Life 34 ve First Line 51 sıralamasıyla gördüğünüz şekilde yurt dışı bayi sıralamasında yerlerini almışlar. Geldik günün 5. ayağına. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte, dişilere mahsus Grup 2 Priores Stakes. Koşuda gördüğünüz gibi 9 isim start alıyor. Burada an itibariyle 128 AGF oranına ulaşmış olan Kimari ilk yer vermek istediğim safkan. Koşu performansına baktığımızda son 6 koşusunda hep grup 2 listed, black type, grup 2 listed ve grup 1 koşularda start almış. Ve en son startında İngiltere'de start almış 19 Haziran'da Ascot Hipodromu'nda. 1200 metre çim pistteki koşuyu da Lanfranco de Torre ile start almış ve grup 1 koşuda Commonwealth Cup grup 1 koşuda ikinci olan bir isim. Ondan önceki koşusunda da 4 Nisan'da listed koşuyu kazanmış yaklaşık 2 boy farkla. Daha önceki 2019 yılındaki startlarında da 6 Ekim'deki koşusunda Black Type koşuyu kazanmış. Ondan önce de 14 Ağustos'ta geçen sene listed koşuyu kazanmış. Son şurada az önce bahsettiğim koşuların ikisi 100 metre ve diğeri 1000 metre çim pistte. Dolayısıyla Rat Ortiz Junior'la start alacak olan Kimari 5. ayakta ilk yer vermek istediğim isim. Daha sonra 5 numaralı Frank's Rocket geliyor. Kimari ile birlikte çok start almışlıkları var arkadaşlar bu ismin. 14 Nisan'daki Oakland Park Hipodromu'ndaki koşuda Kimari'nin kazandığı listed koşuda Frank's Rocket ikinci olmuş yaklaşık 2 boy farkla. Biraz sonra bahsedeceğimiz iki isim daha var. Gene hep beraber start almışlar. Son startında grup 3 koşuyu Belmont Park'ta 1300 metre kum pistte 4 Temmuz'da 1:14.47 derecesiyle kazanmış Frank's Rocket. Aynı koşuda ikinci olan Regan's Edge var. 9 numaralı. Frank's Rocket'in kazandığı 1300 metre kum pistteki grup 3 koşuda ikinci olan Regan's Edge ve aynı koşuda üçüncü olan Center Isle var. 7 numaralı. Bu 4 isim altılı Ganya'nın 5. ayağına yeterli gibi gözüküyor. Şimdi 1 numaralı Kimari'nin 19 Temmuz'da Ascot Hipodromu'nda ikinci olduğu grup 1 koşuyu izleyelim.
Six furlongs, Group 1 action. Kamari was not that quickly into stride. Mum's Tipple, the opposite, fast away, far side from Aberama Gold. Blazing the trail down the near side, Golden Horde. Ahead of Sun Hills as they race quickly through the first furlong. And spreading across the track with prominent also Royal Lytham, who's tracked by Mill Isle. And then Lopei Fernandez. Lanfranco De Torre'yle tanış bu koşuda. Bir numaralı kırmızı formalı jockey'le start alan Safkan. With Southern Hills and then Kamari, who's recovering from a slightly slow start, back in the field to Royal Commando, Royal Crusade, Chardon is pulled out in the black sleeves, and then behind these Ventura Rebel and Pistoletto running down towards the final two furlongs now. Mum's Tipple is the overall leader, Golden Horde on the near side. Coming through is Royal Crusade with Kamari, Chardon, Ventura, Rebel, and behind these then is Royal Lytham as they race on now towards the final furlong. Golden Horde doing best now on the near side from Kamari. Is Golden Horde by three quarters of a length to Kamari, launching a big challenge. They're chased by Ventura. Yanlış söyledim arkadaşlar. Yeşil formalı jockeyle start alan Safkan Kamari koşuda ikinci oluyor. 100 metre çim pistte. Biraz daha geri alayım gazilerim. Kamari şurada izlediğimiz isim yeşil formalı jockeyle start alan Safkan. Grup 1 koşuda ikinci oluyor. Kamari'den sonra Frank Rocket'ın kazandığı grup 3 koşu 4 Temmuz'da Belmont Hipodromu'nda 1300 metre kum pistte. Ve aynı koşuda ikinci olan Regan's Edge vardı. 9 numarayla start alacak olan bugün. 7 numarayla start alacak olan Center Isle'da aynı koşuda 3. olan bir isim. Şimdi bu yarışı izleyelim. Metre kompleks start alıyor bu içinde arkadaşlar. Bir grup 3 koşu. İçerisinde mahsus bir koşu. Koşu. Bir bir numaralı şu an en önde giden isim. Kırmızı formalı jockeyle start alıyor. Safkan izlediğimiz en önde giden isim. Frank Rocket. Regan's Edge 3 numaralı. Jockey ile start alan Safkan beyaz formalı Regan's Edge ve 4 numarayla start alan Center Isle'da 4 numaralı formalı jockey ile start alan Center Isle'da koşuda 3. olacak. Koşu izlediğimiz koşu. Koşuda Frank Rocket, izlediğimiz koşuda John Velasquez start alıyor. Bugün koşuda Junior Alvarado ile koşacak. Evet arkadaşlar, Frank Rocket 9 3 numaralı Regan, 4 numaralı Azel.